Mary Louise Day was a girl that lived in Seaside in about 1981. She disappeared. Mary Louise Day 68 New York doğumluydu. Charlotte ve Charles'ın kızları olarak dünyaya geldi. Mary'nin Katie ve Shelley adında iki kardeşi vardı. Çocukluğu pek de güzel geçmedi. Mutluydu diyemeyiz. İlk yıllarında koruyucu bir ailenin yanında kaldı. Çünkü anneleri onu ve kardeşlerini reddetmişti. Onlar koruyucu ailedeyken ebeveynleri boşandı. Charlotte, William adında bir adamla evlendi. William, ABD ordusuna katılıp evi terk ettiğinde Charlotte evlatlarını yanına aldı. Kısa bir zaman sonra da onların tam velayetini aldı. 78'de aile, William'ın görevi nedeniyle Hawaii'ye taşındı. Sherry, koruyucu ailelerden biri tarafından evlat edinmişti. Haliyle o Hawaii'ye gitmedi. Hawaii'de Charlotte bir kız, bir erkek, iki çocuk dünyaya getirdi. Charlotte yeniden anne olduğunda ilk eşi Mary'nin öz babası Charles bir kaza sonucunda öldü ve mirası Mary ve kardeşi Katie'ye kaldı. Mary'nin çilesi hiçbir zaman bitmedi. 80'de üvey babası tarafından istismar edildiği öğrenildiğinde bir kez daha evinden alındı ve devlet himayesi altına girdi. Üvey babası William üs değiştirmek zorunda kaldı. Onu Kaliforniya'ya gönderdiler. Mary ise Hawaii'deydi. Sonra akıl tutulması bir kararla Mary ailesinin yanına gönderildi. Dostlar, lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Kaliforniya'dayken sık sık evi terk etti ve kaçmaya çalıştı. Ancak her seferinde polis memurları onu yakaladı ve evine geri gönderdi. Temmuz 81'de Mary bir kez daha kayboldu. Ailesinin onun kaybolduğunu bildirdiğine dair hiçbir kayıt yok. O tarihte 13 yaşındaydı. Ablası kaybolduğunda 10 yaşında olan Sherry, yıllar sonra bir yetişkin olduğunda onun kaybolduğunu polislere bildirdi. Aradan çok fazla zaman geçmişti. Sherry, Mary hakkında konuşmamıza izin vermediler. Onu adeta silmişlerdi. Benimse aklımda hep aynı soru vardı. Kaçtı mı yoksa ona bir şey mi oldu? Bu soru beynimi kemirip durdu. Bir anne evladına bunu nasıl yapardı ki? Hayatımız hep bir kaostu. Hep bir ihmaller zinciriydi. Herkesin anne baba olmaması gerektiğini gözler önüne seren bir aileydik. Sherry, Mary'nin akıbetinin ailesi tarafından gizlendiğini düşünüyordu. Annesi ona şöyle demişti. Kaliforniya'da bir bedeni gömebileceğimiz çok fazla yer var. Bu yerlerin çoğu kimsenin uğramadığı, bilmediği yerler. Öz annesi ona böyle bir cümle sarf etmişti. Sherry o yüzden ablasının öldürüldüğüne inanıyordu. Dedektif Joe bu ismi ilk kez 2002'de duymuştu. Ondan Mary Day'in kaybolmasıyla alakalı yürütülen soruşturmayı yönetmesi istendi. Dedektif Joe. Bu vaka farklı yönlere giden yabani ot yığını gibiydi. Görünüşe bakılırsa hiçbir iz olmadan yok olmuştu. Hayatta olduğuna dair hiçbir kanıt yoktu. 18'ini görebilmiş miydi? Yoksa her şey 13'ünde mi olmuştu? Bir muammaydı. Hiçbir kaydı yoktu. Sosyal yardım aldığına dair sosyal güvenlik kaydı yoktu. Kimliği hakkında elimizde hiçbir şey yoktu. Sanki hiç var olmamış gibiydi. Varlığı tamamen silinmişti. Çünkü ailesi onun kaybolduğunu bildirmedi. İnanması zor ama bir çocuğun kaybolmasına izin verilmiş gibiydi. Üvey baba William kayıtlara göre çok fazla yer değiştirdi. İstismar suçlamalarından sonra Mary ailesinden alındı ancak sonunda aileye geri verildi. Sistem başarısız olmuş ve bir insanın hayatı adeta elinden alınmıştı. Kayboldu esnada Mary ailesiyle beraber Seaside'de yaşıyordu. En son burada görüldü. Sherry başka bir yerde yeni ailesiyle beraberdi. Ancak onları sık sık ziyaret etti. Onlara Mary'i sorduğunda kardeşi Katie, "Şşş, sakın hiçbir şey söyleme. Onun hakkında konuşmamıza izin vermiyorlar," dedi. Ona Mary'nin evi terk ettiği söylendi. Ancak bu hiç mantıklı değildi. Nereye gitmişti ve neden kimseyle iletişime geçmemişti? Komşular aileyi zar zor hatırlıyorlardı. Kimse bu aileyi gerçekten de tanımıyordu. Mary'i tanımıyorlardı. Hiç okula gitmedi. Hiçbir okulda kaydı yoktu. Kaybolduğunu bilen yalnızca ailesiydi. Ailenin sessiz kalmaları için birçok neden vardı. Öz babası bir kaza sonucu öldüğünde devlet onlara yardım çeki göndermeye başladı. Mary'nin yokluğunu bilselerdi bir yardım çeki daha az göndereceklerdi. Aile böyle bir şey istemezdi. Kaybolduğunu ya da öldüğünü söylememelerinin birçok nedeni olabilirdi. Mary'nin sosyal güvenlik çeklerini alıp kullandılar. 2003'te dedektif Mary'nin bilinen son yeri olan sahildeki evine gitti. Yanında Katie de vardı. Mary'nin kardeşi.
Kardeşi onu en son gördüğünde 11 yaşındaydı. O gün zihnimde çok fazla şey canlandı. Bir kabuk gibiydi. Dokundukça canım yandı. Yıllar önce annem ve üvey babam William evden ayrılmış, Mary ile evde yalnız kalmıştık. Köpeğimiz hastalandı. William eve geldiğinde köpeğin o halini gördüğünde Mary'e bağırdı. Onu köpeği zehirlemekle suçladı. Bize bağırdı. Adeta kıyameti kopardı. Mary'e vurdu. Onu çok kötü dövdü. İçeriden onun bağırdığını duyabiliyordum. O gün kötü bir dayak yedi. Katie, Mary kaybolduktan sonra ailesinin arka bahçeye girmesini engellediğini söyledi. Belli bir alandan uzak durmasını istediler. Katie o alanı gösterdi. Tam burası. Buraya girmemizi istemiyorlardı dedi. Ona bunu kimin söylediği sorulduğunda babam dedi. İpuçları birikiyordu. Ekipler evi terk etmiş bir kız değil de daha da uğursuz bir şey yaşamış olan bir kızla karşı karşıya olabileceklerini hissettiler. Hemen kadavra köpekleri getirildi. İnsan kalıntıları bulmak için eğitilmiş olan köpekler. İçeriye girdiklerinde her bir köpek ağacın yanındaki belli bir alanı işaret etti. Hemen kazı başladı. Bir seviye sonra bir ayakkabı bulundu. Küçük bir kız ayakkabısı. Bu anda herkesin kalbi daha da hızlı atmaya başladı. Sonunda Mary'i bulduklarına inanıyorlardı. Kazmaya devam ettiler. Ancak Mary orada yoktu. Yine de yetkililer bir şey keşfettiklerini düşünüyorlardı. Kadavra köpeklerin eğitmenleri, köpeklerin dördünün de aynı noktayı gösterdiğini, yanılma ihtimalleri olmadığını belirttiler. Mary buradaydı. Muhtemelen bir zaman önce gömüldüğü yerden çıkarıldı ve bilinmeyen başka bir yere götürüldü. Şüpheliler belliydi. Annesi ve üvey babası. Şimdi onları bulmak gerekiyordu. Mary kaybolduktan 20 yıl gibi uzun bir zaman sonra onları Kansas'ta buldular. William ordudan ayrılmıştı. Bir cezaevinde gardiyan olarak görev yapıyordu ve Charlotte'la, yani Mary'nin annesiyle hala beraberdi. Charlotte, kızının kaybolması hakkında konuşmayı kabul etti. Annesi Charlotte Hull. Kırbaçlarınız ya da zincirleriniz yok değil mi? Polis. Hayır, kesinlikle yok. İlerleyen dakikalarda Charlotte şunları anlattı. Hayat pişmanlıklarla dolu. Sürekli geriye bakar ve keşke şunu yapsaydım. Keşke şunu söyleseydim dersiniz. Bunları aktardıktan sonra oturduğu sandalyeye çöktü kaldı. Vücut dili bir şeyler sakladığını, pişman olduğunu gösteriyordu. Mary en son 81'de, yani kaybolduğu sene gördüğünü ifade etti. Evden kaçıp gittiğini söyledi. Anlattığına göre bunu hep yapıyordu. Çok fazla kez denemiş ve sonunda başarmıştı. Onu bulmak için herhangi bir adım attınız mı sorusuna hayır yanıtını verdi. Ama keşke bunu yapsaydık dedi. Pişmandı. William ona departmana bir rapor verdiğini söylemiş. Charlotte'ın ise bu durumla herhangi bir alakası yokmuş. Olanlar onları pek ilgilendirmiyor gibi görünüyordu. Sonra üvey baba William sorgulandı. William Hull. Son günde Charlotte onların odasına gitti ve onlara baktı. Sonra yanıma geldi ve Mary evde değil dedi. Paniğe kapıldı. Bense hemen polisleri aradım. Yetkili isimler onun polisleri aradığına inanmıyorlardı. William da bunun farkındaydı. Zaten Mary sürekli kaçıyordu değil mi? O halde neden paniğe kapıldınız ki? William bu soruya yanıt vermedi. Üvey kızı evdeki köpek hastalandığında William'ın Mary'e bağırdığını, onu çok kötü dövdüğünü söylemişti. William bu iddialara ne diyordu? William: evet, gerçekten de köpeğimi zehirledi. Ona kızdım. Evden kaçıyordu, gitmesini istemedim. Ön kapıda onu yakaladım. Beni tekmeledi. Yumruk attı, ben de onu ittim. Neresine vurdun? Bir dövüş sanatları tekniği kullandım. Göğsünün üst kısmına vurdum. Anlaşılan çok fazla kızmışsın. Bu sinirle onu öldürmüş olabilirsin. Hayır, onu ben öldürmedim. Ama ertesi gün karım Charlotte bana o gece gözlerimde şeytanı gördüğünü söyledi. Bir iblis tarafından ele geçirildiğimi söyledi. William sanki onu öldürdüğünü itiraf ediyor ama bu durumu kabullenmemiş gibi görünüyordu. Peki William, sana inanıyorum. Ona bir şey yapmadın. Peki ya içindeki o iblis? O iblis Mary'i öldürmüş olabilir mi? Evet, onu öldürmüş olabilir. William her şeyi itiraf etmeye çok yaklaşmış gibiydi. Ama hala tam bir itiraf ya da Mary'nin bedeni ortada yoktu. Ekipler onu serbest bıraktılar. O an bir katile özgürlüğünü geri veriyor gibiydiler. Bir dava açılabilirdi. Ama Mary'nin bir yetişkin kaydı yoktu. Ehliyeti, kimliği, hiçbir şeyi yoktu. 20 yıl aşkın bir zamandır ona dair hiçbir iz yoktu. Ta ki ekipler Arizona'daki bir arabayı durdurana kadar. Mary'nin davasını inceleyen polisler bir gün hiç beklenmedik bir telefon aldılar. Bir polis onları aradı
ve onlara şunları aktardı. ''Merhaba Steve, bilmen gereken bir şey var. Departmanımız bir arabayı durdurdu ve kayıtlara baktı. Sanırım sizin şu Mary Day'i bulduk. 2003'ün son ayında rutin bir trafik kontrolünde çalıntı plakalı bir araç göze çarptı. Yolcuların kimliklerine bakan polis Mary Day adında bir kadına rastladı. Yanında kimliği ve ehliyeti vardı. Adeta bir hayalet aniden ortaya çıkmış gibiydi. Aylar önce bu dava ilk kez ele alınıyor ve akabinde Mary gökten düşer gibi ekiplerin karşısına çıkıyordu. Bir polis hemen kadının yanına gitti ve departmana onun fotoğraflarını gönderdi. Aradıkları isme, yani Mary'e benziyordu. O olabilirdi. Ama yine de bazı şeyler tam anlamıyla yerine oturmuyordu. Bunca yıl, ikinci derece kanıtlar ve neredeyse her şeyi itiraf edecek ve Mary'i öldürdüğünü söyleyecek bir üvey baba. Ekipler artık tam anlamıyla üvey baba William'a kanalize olmuş ve onun ağzından itiraf almak için yeni metotlar düşünür haldeydiler. Şimdi ise bambaşka bir senaryoyla karşı karşıya kalmışlardı. Doğru olan neydi? Gerçek neydi? Kimliği onaylı gerçek bir kimlikti. Gariptir, yalnızca 3 hafta önce alınmıştı. Yani Mary'nin soruşturması devam ederken. Zamanlama çok manidardı. Kadın 1200 kilometre uzaktaydı ve ekipler onun yanına gitmek için yola koyulmuşlardı. Soruşturmanın beyni, dedektif Joe hemen oraya gitti ve o kadına aklını kurcalayan o soruları sordu. Mary Day siz misiniz? Charlotte anneniz mi? Evden kaçtığınız doğru mu? Kadın Mary hakkında ailesinin anlattıklarını doğruladı. Evet, doğru. Küçükken annem ve üvey babamın yanından ayrıldım. O zamandan beri gözden uzakta, zekam sayesinde hayatta kaldım. Yine de biraz tereddütte gibiydi. Hikayesi detaylı değil, kaba taslak bir anlatıma sahipti. Mary yetkililere bazı tuhaf anıları olduğunu anlattı. Dün gece kafasını küvete çarptığını, canının çok fazla acıdığını anlattı. Kanaması olmuş ve sonra bayılmıştı. Belki de bu yüzden bazı şeyleri hatırlayamıyorum dedi. Ailesinin evinde hasta köpek yüzünden yediği dayağı hatırlamıyordu. Daha da tuhafı, son 20 yıl hakkında pek bir şey bilmiyor gibiydi. Mary, dedektif Joe, sakıncası yoksa size bir soru sorabilir miyim? Elbette. Eğer bedenimi bulmuş olsaydın, kim olduğumu nasıl kanıtlayacaktın? DNA sayesinde kanıtlardık. Yani hala hayatta olduğum için kimliğimi kanıtlayamadınız, doğru mu? Evet, herhangi bir yerde olduğuna dair hiçbir kayıt yok. Sanki şimdiye kadar hiç olmamışsın gibiydi. Şimdi yapılması gereken tek şey DNA testiydi. Kadın bu teklifi kabul etti ve test yapıldı. Ekipler onun Mary olmadığını düşünüyorlardı. Test yapacağız, sonuç negatif çıkacak ve sonra da Mary'i aramaya devam edeceğiz diyorlardı. Ama öyle olmadı. DNA testi sonucu pozitifti. O, Charlotte'ın kızı, 20 yıl aşkın bir zamandır nerede olduğu bilinmeyen Mary'ydi. Dava kapandı. Sherry, ablasının kendisiyle yaşaması için onu yanına davet etti. 20 yıllık hasret sonunda sona erecekti. Fakat yine herkesin aklını karıştıran açıklamalar oldu. Sherry, onunla bir araya geldikten sonra onun Mary olmadığını açıkladı. Sherry, o kadın ablam değil. Orta Batı ya da güneydeki insanların aksanına sahip. Gerçek adını hiç kullanmadığını söylüyor. Monica adını kullanmış. Kendi uydurduğu bir isimmiş. Bu isim adına bazı dergileri var. Onun Mary olduğunu düşünmüyorum. İçgüdülerim o değil diyor. Bir terslik var. Babamızın bize bıraktığı mirası bile hatırlamıyor. Oysa ki bunu aramızda uzun bir zaman konuştuk. Miras bizim tek firar şansımızdı. Hatta aramızda bazı şifreler vardı. Onları bile hatırlamıyor. Dedektif Joe daha sonra kendisine bir e-posta geldiğini, Mary'nin sana kim olduğum konusunda yalan söyledim tarzında bir şeyler yazdığını ifade etti. Ama dava yine de kapalı kaldı. 2008'de kadavra köpekleri başka bir dava ile alakalı olarak evleri gezerken bir evde durmuş işaret vermişlerdi. Yetkililer o evde kimin yaşadığını öğrendiklerinde dedektif Joe ile temas kurdular. Kadavra köpeklerini ev ev gezdiriyorduk. Yüzlerce evi dolaştık ve onlar yalnızca bir evde durdular. O ev Mary'nin annesi ve üvey babasının yaşadığı yer. Burası onların ikinci evleri. Aile Mary kaybolduktan kısa bir zaman sonra bu eve taşındı. Belki de Mary'i gömdükleri yerden çıkartıp onu buraya gömdüler. Polisler hemen bir kazı çalışması başlattılar. Ancak bir kez daha elleri boş kaldı. Buradan da taşınmış olabilir miydi? Bu kesinlikle anlattığım en tuhaf vakalardan biriydi. Sonra dava kapalı olmasına karşın Mark Clark bu davayı ele aldı. Tüm bilgileri yeniden gözden geçirdiğinde o da bir şeylerin ters gittiğini fark etti.
Yetkililer Marilyn'in kaybolduğu evde kazı çalışması yaptıklarında bu ayakkabıyı bulmuşlardı. Ona yöneldiler. Katie böyle bir ayakkabıya sahip olduklarını onayladı. Bir uzman ayakkabının üzerinde gömülü bir cesette uyumlu toprak örnekleri keşfetti. Bu keşifler Marilyn'in öldüğüne, o kadının bir sahtekar olduğuna işaret ediyordu. Peki ya DNA testi? Eğer o bir dolandırıcıysa test nasıl pozitif çıktı? Mark Clark'a göre o kadın Charlotte'ın herkesten sakladığı başka bir adamdan olan kızıydı. Yani Marilyn'in kardeşi. Charlotte daha önce de evlenmiş ve hamile kaldığı dönemler olmuştu. Marilyn'in gizemli kayboluşu araştırılmaya başlandığında Charlotte ona ulaştı ve Marilyn'in yerine geçmesini istedi. Muhtemelen ona para teklif etti. Mark'a göre Marilyn'in doğum belgesini aldılar ve ona verdiler. Belgeleri ayarladılar ve onu Mary yaptılar. Peki aksan, bu aksanın sebebi neydi? Uzmanlar onun konuşmalarını dinlediler ve aksanı erken yaşlardan edindiğini belirttiler. Yani onlara göre de o Mary değildi. Ayrıca dedektife, sana Mary olduğum konusunda yalan söyledim tarzında bir yazı göndermişti. Sherry, o kadınla bir yıl kadar beraber yaşadı. Sonra evleri ayırdılar. Yıllar sonra 2017'de ekipler bir kez daha onun yanına gittiler. Evine girdiklerinde Mary kanserin ilk evrelerini yaşıyordu. Aslında pek konuşabilecek durumda değildi. DNA'sı sadece Charlotte'la uyumlu değil, aynı zamanda Mary'nin babasıyla da uyumluydu. Yani Charlotte'ın gizli kızı olamazdı. Mark Clark yanılıyordu. Kadın son derece samimi bir şekilde ekiplere Mary olduğunu anlattı. Evden ayrıldığında onu tekrardan üvey babasının evine götürmesinler diye Monica adını aldığını anlattı. Sonra da başka bir hayat sürdü ve o günlerde yeni bir aileyle tanıştı. Bir isim verdi. O yıllarda sadece kendisinin tanıdığı Mori adında bir kadın olduğunu, onu hiç unutmadığını anlattı. Polisler hemen Mori'ye ulaştılar. Mori bunu doğruladı. Kendisinin de kızlarının da Mary'i çok sevdiğini, beraber zaman geçirdikleri dönemlerin olduğunu anlattı. Bu Mary'nin hayatı boyunca sahip olduğu tek ve de haliyle en iyi aileydi. Kadın daha sonra Mary'nin kaybolduğunu ve onu bir daha hiç görmediklerini anlattı. Ağladı. Onu sevdiğini, bir daha göremediği için üzgün olduğunu ifade etti. Mary'nin kanser olduğunu öğrendiğinde yıkıldı. Mary bulunduğunda bazı belgeler çok yeni bir tarihte alınmıştı ve bu da şüpheleri daha da artırmıştı. Bunun sebebi de çözüldü. Mary hastaydı. Ameliyat masraflarını karşılamak için devlet yardımına ihtiyacı vardı. O yüzden de hemen kendisine ehliyet ve kimlik çıkarmıştı. Yerel, kar amacı gütmeyen bir kuruluş ona yardım etti ve doğum belgesini ortaya çıkardı. Mary de bu sayede kimlik çıkarttı. O güne dek kimliksiz, sahte bir isimle yaşadı. Zihni bulanıktı. Yaşadığı travmalar ve aldığı alkol onu her geçen gün eritti. O yüzden onu bulduklarında aslında pek sağlıklı bir zihne sahip değildi. Bir ara onun yeniden üvey babasının evine götürüleceğini düşündüğünden, yeniden istismara uğramaktan korktuğundan dedektife ''Ben aslında Mary değilim, e-postasını gönderdiğini düşündüm.'' İçim parçalandı. Mori, Mary kaybolduktan bir yıl sonra çekilen bir fotoğraf buldu. Bu Mary'ydi. Fotoğraf, Mary'nin ölmediğini kanıtlıyordu. Uzmanlar, resimdeki insanın %99 Mary olduğunu doğruladılar. Bu fotoğraf davayı sonsuza dek kapattı. Dedektif Steve ve Mark Clark hala içlerinde bir şüphe taşıyorlar. Özellikle kadavra köpeklerinin hata yapmış olma ihtimallerini pek hazmedemiyorlar. Kardeşleri ise sonunda onun Mary olduğuna ikna oldular. Ancak bu fazlasıyla geç oldu. Mary günler sonra öldü. Muhtemelen akıl sağlığı bozulduğu için çoğu şeyi hatırlamıyordu. Bu da insanların ondan şüphelenmesine neden oldu. Ancak hem DNA testiyle hem de o fotoğrafla Mary olduğunu kanıtladı. Hayatı beni çok etkiledi. Bu kadar çok şey yaşamış olması ve hayatının son perdesinde hem kanserle hem akıl sağlığıyla hem de kendini kanıtlamakla uğraşması hiç hak etmediği bir durumdu. Dostlar, lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum.